Başka bir sürpriz olmayacak bu saatten sonra Aykut İnce. Sadece takımdan giden genç oyuncular noktasında sürpriz olabilir. Fıratcan Üzüm Ümraniye Spor'a kiralanıyor. Cafer Tosun'un Sarıyer Spor'a kiralanması gündemde. Daha fazla oynamaları, süre almaları noktasında şu an bu iki genç oyuncu ile ilgili temaslar var. Cilerme konusuna gelecek olursak şu anda biz Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önündeyiz. İçeride hummalı bir çalışma var. Trabzonspor Kulübü ile Malatya Spor Kulübü arasında temaslar sürüyor. Peki 40 bin euroya serbest kalan bir oyuncu için neden Trabzonspor Malatya Spor Kulübü ile görüşüyor? Herkes bu sorunun cevabını bekliyor aslında. Olayın detayı şu: Malatya Spor Kulübü oyuncu sözleşmesini feshettiği için Malatya Spor Kulübü'nün bu oyuncu bizden çıktı diyerek internet üzerinden, sosyal ağ üzerinden bir tuşa basması ve bunu Futbol Federasyonu'na bildirmesi gerekiyor. Şu ana kadar Malatya Spor Kulübü o işlemi yapmadığı için Trabzonspor Cilerme'nin transferini resmi olarak gerçekleştiremiyor. Ancak şöyle de bir durum var. Malatya Spor Kulübü o işlemi yapmadığı her gün için Futbol Federasyonu'na ceza ödeme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca FIFA'da bu tür durumlarda sürekli olarak oyuncudan yana tavır aldığı için böyle bir yaptırımla karşı karşıya Malatya Spor Kulübü. Ama onlar şu ana kadar bu durumu göze aldılar ve Trabzonspor Kulübü'nden bugün itibariyle önce Bilal Başacıkoğlu'nu istediler sezon sonuna kadar. Ardından genç oyunculardan Koray ve Cafer'i istediler. Şu anda da bir miktar para talep ediyorlar. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Zaten Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de görüşmelerin devam ettiğini ve belli bir mesafe kat edildiğini açıkladı. Tabii çok az bir süre kaldı artık bu transferle ilgili olarak ama Cilerme'nin özellikle bu noktadaki tutumunun Trabzonspor'da oynamaktan yanaki ısrarının çok net bir şekilde belirleyici olduğunu söyleyelim. Bu arada Cilerme'nin kiralık olarak geldiği, yani kulübü de Trabzonspor'dan yana tavır almış durumda. Onlar da Malatya Spor'u bu noktada Trabzonspor Kulübü ile birlikte ilerleyen süreçte eğer transfer gerçekleşmezse FIFA'ya getirme, yani süreci FIFA'ya taşımakla tehdit demeyelim de uyarıyor diye ifade edelim. Dolayısıyla şu an iki kulüp arasındaki görüşmeler bu noktada, bu doğrultuda devam ediyor. Cilerme burada Trabzon'da, Trabzonspor'da oynamak istiyor. Trabzonspor oyuncunun lisans işlemlerini yetiştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Eğer şu sıralarda işlem tamamlanırsa buradan hemen Türkiye Futbol Federasyonu'nun buradaki binasına evraklar teslim edilecek ve oyuncunun saat 18'e kadar lisansı çıkartılacak ve büyük ihtimalle de hazır bir oyuncu olduğu için yarınki Fenerbahçe maçının kadrosuna da dahil edilmesi söz konusu olabilir ama Malatya Spor'un o bahsettiğim tuşa hala basmadığını net bir şekilde belirtelim. Onun dışında zaten gün içerisinde iki stoper transferini Trabzonspor Kulübü açıkladı. Manuel Mesias ve Manuel Da Costa isimleri Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında forma giyecek. İki oyuncu da aslında 6 aylığına kiralanmış gibi gözüküyor. Performanslarına bakılarak değerlendirilecek ve bundan sonraki süreçte yol haritası ona göre belirlenecek. Onun dışında şu an itibariyle bir sürpriz transfer veya sürpriz bir ayrılık söz konusu değil Trabzonspor Kulübü'nde. Şu anda da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor Aykut İnce. Var mı sorun Yunus Emre'ye, Zeki abi? Yok, konuştum ben zaten. Peki, teşekkürler, iyi çalışmalar sevgili Yunus. Eğer Malatya Spor şey yapmazsa tabii ki FIFA'lık olur, davalık olur. Dava süre, şimdi maddelere bakmak lazım. Burada 40 bin euro yatırırsa serbest kalır diye bir madde var. Bunu Trabzonspor değil, futbolcunun kendisi yatırır ve serbest kalır. Ondan sonra gider istediği takıma imza atar. O maddenin ne kadar net olduğuna bakmak lazım. Mesela Drogba da tek taraflı mukavelesini feshetti. Biz Drogba'yı öyle transfer ettik, Çin'den feshetti. Çok uzun araştırmalar yapıp transfer ettik. Dolayısıyla bak, orada 40 bin euroya serbest kalır Ocak ayında diye yazıyorsa ve 6 ay sonra yazıyorsa, futbolcu 40 bin euro yatırır, serbest kalır. Ondan sonra ister Trabzon'a gider, ister Beşiktaş, istediği takıma gider. Yani. Şu anda zaten serbest kalmış durumda. Beşiktaş da o şekilde transfer edecekti. Malatya Spor zorluk çıkarıyor ama şimdi Malatya Spor'un tapulu oyuncusu da değil. Sonuçta kulübü belli. Kulübü de Trabzonspor'a vermiş oyuncuyu. Oyuncu Trabzon'a gitmiş, Trabzon'da oynamak istiyor. Herhalde dakikalar kala... Herhalde o düğmeye, Yunus'un dediği o butona basacaklar. Şimdi Trabzon'da lisansını federasyona bildirecek. Şu anda lisans çıkaramıyor Trabzon belli ki. Yok, çıkaramaz. Şey olur, davalık olur. Evet. Eğer Malatya onay vermezse. Tabii. Şimdi şey önemli değil. Yani tapus. Bir senelik Malatya Spor bunu kiralamış. Hı-hı. Ama oraya da bir madde koymuş.
40 bin euro yatırırsa serbest kalır diye. Futbolcunun yani Ocak ayında transfer dönemi içerisinde 40 bin euro yatırıp serbest kalma şeyi var. Evet. Evet, bir transfer gelişmesi daha var. Hazır mı? Bu arada görüntülerimiz Levent'ten, evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil bürosunun önünden. Yalnız kalabalık değil ya, enteresan. İçerisi dolu. Öyle mi, dolu mu? İçerisi dolu abi. Evraklar oraya yetişiyor. Tabii noter de önemli. Burada önemli bir ayrıntı. Hazır mı arkadaşlar? A-Spor transferin kalbinde diyoruz. Evet, Emre Mor Olympiakos'ta genç oyuncu bu sezon Yunan ekibinde forma giyecek. Birazdan kap bildirimi de gelir zaten Galatasaray tarafından. Hayırlı olsun. Çok da fazla beklentinin bir hayli altında kaldı Emre Mor. Aslında milli takımı Fatih Hoca almıştı ama tam bir hayal kırıklığı. Yani şimdi ben çok oyuncu gördüm. O kadar yetenekli oyuncular gördüm ki 17-18 yaşında dünya yıldızı olabilecek oyuncu. Ama iş ahlakı, oyun disiplini, çalışma disiplini olmadığı için kaybolup gittiler. Çok gördüm bunu. Ama daha az yetenekli olup, daha çok çalışan oyuncuların da çok iyi yerlere geldiğini gördüm. Bu 25 senede Emre Bor'dan çok daha yetenekli en az 20 tane oyuncunun kaybolup gittiğini gördüm. Emre Mor da yetenekli bir oyuncu ama maalesef yeteneklerini kötü kullanıyor. İş ahlakı yok, gittiği her yerde problem oluyor. O yüzden inşallah burada bari başarılı olur, oynar, daha genç bir oyuncu hem kendisi için. Bir futbolcu zaten ilk önce kendisi için oynaması lazım. Kendisini kurtarması lazım. Oynayamaz bence. Evet, çok yetenekli bir oyuncu ama kendini hiç geliştirmeye aç değil. Oyun zekasını geliştirmeye aç değil ki oyun zekası hiç yok. Bir şeyler yapıyor. 5 metre içinde oynayan bir oyuncu. Ne pas veriyor, ne çalımının sonu var. Emre'ye bir tane daha top vereceksin. Kendi kendine oralarda oynayacak. Yani görünen o. Galatasaray'da bir tane iyi maçını, bir tane iyi pozisyonunu hatırlamıyorum. Daha önceki gittiği takımlarda da öyle. Ben Olympiakos'ta da oynayabileceğini düşünmüyorum. Tam bir hayal kırıklığı. Mesela Drogba, 34 yaşında geldi Türkiye'ye. Şimdi bile oynar. Gomis, Drogba. Her antrenmandan bir saat önce gidiyordu, çalışıyordu. Antrenman bittiğinde bir saat daha çalışıyordu. Mesela ben Ronaldinho'yla en iyi döneminde Barcelona'da bir beraber olduk, yemek yedik. Dedi ki ben her gün 4-5 saat çalışıyorum dedi. Dünyanın en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Yani çalışmasa, 4-5 saat çalışmasa o yeteneklerini zaten yansıtamaz sahaya. Tabii. Ne kadar çok çalışırsa yeteneklerini o kadar iyi yansıtıyor sahaya. Yetenek ne derler? Doğuştan ama... Doğuştan ama çalışmazsan lazım. Da çalışmadan yetenek bir yere kadar. Çalışmadan... Şimdi bir de... Masa başı iş değil ki futbol. Tabii. Bir de şimdi eski dönemlerde bundan 10-15 sene önce baktığımız zaman koşu mesafeleri futbolcunun 8-9 kilometreydi. Şimdi 12-13 kilometre. Evet. Yani tempo çok arttı futbolda. Koşu mesafeleri çok arttı. Artık temposu olmayan, güçlü olmayan, koşmayan futbolcuların isterse dünyanın en yetenekli oyuncusu olsun oynama şansı yok. Yok. Sakatlanıyor ya da. Tabii. Oğuzhan'ın PSV transferi için yorumunuzu alayım. Ya, Feyenoord. Oğuzhan... Feyenoord, özür dilerim. Yani Beşiktaş'ta da hayal kırıklığı oldu. Yani Şenol Güneş gibi bir teknik direktör bile çok üzerinde durmasına rağmen oynayamadı. Yani bunun en iyi dönemi herhalde Sosa'lı dönemdi. Sosa varken yıldızı parladı. O dönemlerde çok iyiydi. Ya sonrasında ben Oğuzhan'ın bir tane iyi maçını hatırlamıyorum. Geçen yılda çok kötüydü. Bu sene de şans bulduğu maçlarda, sonradan girdiği maçlarda hiçbir şey yapamadı. Yani koşmuyor, mücadele etmiyor, hırs yok. Tamamen hayalet gibi sahada dolaşan, futbolu kafasında bitirmiş, oyuna girdiğinde bile, o 20 dakikalık bölümde bile bir an önce maç bitse de işte kendi dünyama dönsem havasında olan bir oyuncu. Hani yetenek işte tamam yetenek ama oynamazsan, mücadele etmesen yeteneğin hiçbir futbolda geçerliği yok işte. Yok. Kaybolup gidiyorsun. Şenol Hoca tabii ki futbolcuların performansını en üst düzeye çıkaran, Türkiye'de en başarılı iki üç tane hocadan bir tanesidir ki bana göre de birincisidir. Şenol Güneş gerçekten, ben çalıştığım oyunculardan biliyorum. Özellikle Abubakar geldiği dönemlerde biraz sıkıntı yaşadı. Ondan sonra Şenol Güneş'in eli değdi ve Abubakar %100 performansla oynamaya başladı. Bu konularda Şenol Güneş'in, şöyle söyleyeyim,
iyi duruma getiremedi.